Sıcak hava Antalya'da etkisini sürdürüyor. Nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için su parkları ve denize akın ediyor. Vatandaşlar sıcağın etkisinden bir şekilde kurtuluyor ama tarladaki ürünler sıcağın etkisiyle ziyan oluyor. Üretici de bu durumdan hayli şikayetçi. Domates şu anda 4-500 lira. Burada benim elimde olsa 4-500 lira domates satmam, üretimi maliyeti bu domatesin 1000-1200 lira yani. 4-500 liraya domates satıyoruz şu anda mesela. Maalesef üretici şu anda zarar ediyor. Şu an iç piyasada da 1.3 ile 1.5 civarında domates fiyatları. Diğer fiyatlar da hemen hemen her yıl aynı paralelde gidiyor şu anda. Biraz biber fiyatları şu an biraz yüksek. Yani fiyatlarda kayıp geçen yıla göre biraz var. Pazardaki esnaf da sıcağın etkisinden hayli şikayetçi. Evet, şimdi yanımızda Rıfkı abi var. Rıfkı abi, sıcağın etkisi pazarı nasıl vuruyor? Evet, etkiliyor, sıcak etkiliyor. Bütün mallarımızı mahvediyor, yakıp atıyor. Ya arttırıyor, tabii ki arttırıyor. Alıcılar ve satıcılar için mutlaka etkiliyor. Ben katılmıyorum. Pazarcının buradaki hallerde şu pahalılık, mesela köylüde 1 lira, tüketici 5 lira. Ben bu sektörde böyle bir kazanç yok yani. Ne yapıp bizim pazar bulmamız lazım. Sıcak hava pazarı böyle olumsuz etkilerken Serik ilçesinde sıcak nedeniyle eriyen ve tarlada kalan karpuzlar koyunlara yem oldu. Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir çiftçiye ait 10 dönüme yakın tarlada ekili karpuzlar sıcak nedeniyle eridi. Koyunlar sizin herhal? Evet. Karpuz sizin değil? Hayır. Amcaoğlumun. Amcaoğlunun. Evet. Bahçede neden kaldı yani? Par etmedi için mi yoksa sıcaklardan? Sıcaktan kaldı. Aşırı sıcaklardan? Evet. Dolayı kalınca siz de koyunlara yedirmeyeceksiniz. Evet. Serik ve Manavgat bölgesinde sıcağın karpuz üreticisine zararının 500 bin lira civarında olduğu tahmin ediliyor.